Sevgili takipçilerim, siz de benim gibi soruyorsunuz biliyorum. Hani bugünkü derste anlattım ya benzemek, hangi fiiller gerekiyor falan. Aklıma takıldı. Benzetmek için hangi fiil kullanmamız gerekiyor peki Almanca'da? Sizin de takıldı değil mi? Onun için dedim ki çok fazla bu kelimeye takılmayalım bugün. Dersi bu yüzden çıkartıyorum. 2 dakikada anlatacağım. Hiç de bile anlatmıyorum. Yorumlarda daha fazla aktivite istiyorum. Aktivite. Benimle daha fazla diyaloğa geçmenizi istiyorum. Okey. O zaman ne yapıyorsunuz? Şimdi sıra sizde. Hani öğrendik ya bundan önceki derste gleich aynı demek sıfat ise. Gleichen ise eğer ki aynı diyecek kadar benzerlik görüyorsak gleichen fiilini kullanıyoruz. Şimdi bu iki kelimeden yola çıkaraktan benzetmek kelimesi sizce nedir? Yorumlarda aktif olmanızı bu soruya cevap bularaktan bekliyorum. Tamam, ben size şimdi cevabı veriyorum. Vergleichen, benzetmek. Peter vergleicht Susi mit seiner Ex-Freundin. Çok büyük bir hata yaptı Peter. Neydi Peter'in hatası? Tercüme ettiniz değil mi cümleyi? Neydi? Sen git Suzi'yi eski kız arkadaşına benzet. İş mi bu? Peter bunu yapmış. Peter vergleicht Suzi mit seiner Ex-Freundin. Demiş ki, bakın şimdi, ähnlich seine hani ben size anlatmıştım ya, bakın şimdi. Tekrar ediyoruz bir önceki dersi. Peter sagt, dass Susi Tina verblüffend ähnlich ist. Demiş ki ne demiş? Susi, bak Tina eski kız arkadaşı, Susi yenisi. Peter Susi'ye diyor. Yahu diyor Peter, sen eski kız arkadaşıma şaşırtıcı benziyorsun diyor. Ve ipini çekiyor. Yalan mı? Devam edelim. Vergleichen benzetmek. Susi ist wütend. Susi öfkeli. Soruyor. Du? Bakın ama bu bir soru. Normalerweise soruda ya fiil başa gelir soru olduğu anlaşılır. Bu ama sanki bir cümleymiş gibi algılayabiliyorsunuz ama ses tonunda. Du vergleichst mich mit deiner Ex. Böyle sorarsa ve de aynı zamanda öfkeli oluyor. Hani anlıyor Peter. Bunun bir soru olduğunu anlıyor. Ne soruyor Suzi? Sen beni eski kız arkadaşına mı benzetiyorsun? Diye soruyor. Peter hat Suzi mit seiner Ex verglichen. Hani hatırlıyorsunuz bundan önceki derste gleichen'in partizip ikisini nasıl çekmiştik? Benziyor değil mi? Bunu da böyle perfect yapıyoruz işte. Hatırlayın gleichen'i nasıl çekmiştik söylemeyeceğim ben dersten hatırlıyorsunuz. Perfect'te söylediğimiz cümle. Peter Suzi'yi eski kız arkadaşına benzetti. Nokta. Devam edelim. Ha, bilerek mi benzetti? Soruyoruz. Vergleicht Peter Susi mit seiner Ex absichtlich? Vergleicht kelimesi şimdi en başında bunun soru olduğunu biliyoruz artık, değil mi? Yani normal bir şekilde. Bilerek mi? Absichtlich. Şimdi tekrar perfect bir cümle, soru cümlesi kuralım. Hat Peter Susi mit seiner Ex absichtlich verglichen? Peter Susi'yi bilerek mi eski kız arkadaşına benzetti diye sorduk. Yok canım, olur mu hiç? İstemeyerek olmuş. Unbeabsichtigt. Nein, es war unbeabsichtigt. Hayır, yanlışlıkla olmuş. Bakın es neyi anlatıyor? Ben size her zaman ne demiştim? Es pronomeni ne zaman kullanılıyor? Bir olayı anlattığımızda o olay bu es
pronomenin içinde demiştik. Hani Suzy ist wohl sehr verletzt. Suzy muhtemelen çok incinmiştir. Wohl böyle bir partikel kelimesi. Hani alay eder gibi biraz da. Mesela şöyle diyebiliriz. Ha, Tina bunları izliyor ya mesela eski kız arkadaşı. Ha der, benim yüzümden bunlar nasıl da arası bozuldu. Ay, Suzy'nin ne de kalbi kırılmıştır. Böyle alay edilecek şekilde söylersek eğer ki bu wohl kelimesi cümlede tam oluyor. Suzy muhtemelen çok incinmiştir. Wohl'u duyduğunuz zaman dikkat edin biraz, okey? Hayır, biraz, aha, bu benimle dalga mı geçiyor dersiniz. Bakalım bir, acaba gerçekten çok mu incindi Suzy? Nein, Suzy ist sehr wütend. Suzy çok öfkeli. Peter'in durumu ne olabilir acaba şimdi düşündünüz mü? Kim bilir neler yaşıyordur Peter, bakalım. Peter ist sehr verlegen. Çok utanıyor. Yani verlegen şöyle bir kelime. Bir sürü başka manası da var. Verlegen mesela bir şeyi, bir eşyayı başka bir yere koymak anlamında da geliyor. Yalnız burada bir sıfat. Verlegen'i fiil olarak kullandığımızda değişik anlamlara geliyor. Burada sıfat olarak kullanıyoruz ve diyoruz ki ay çok sıkıldı, çok utandı. Yani nasıl denilebilir? Anlatıyorum size. Peter ist verlegen. Gerçekten yani şöyle bir yani pişmanlık içinde sıkıntı yaşıyor kendi kendine. Öyle bir şey diyebiliriz yani. Evet, anladınız. Siz anladınız değil mi? Hayır yani bu Peter'in durumda olanlar daha iyi anlamıştır diye düşünüyorum ben. Değil mi? Okey. Oldu. Bakın ders bitti. Bir dahaki derste görüşürüz. Çok kelime öğrendiniz değil mi? E madem bu kadar çok kelime öğrendiniz, yorumlarda sizin aktif olmanızı bekliyorum. Benimle diyaloğa geçmenizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.